Merhaba arkadaşlar, bugün sosyal medyada kullanmış olduğumuz emojilerin anlamlarını bulmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız bu konuda. 17 ötesinde yapacağız tabii ki bunu. Şimdi arkadaşlar birinci şeyimizden başlayalım, sorumuzdan başlayalım. Beni hayal kırıklığına uğrattın anlamına gelen emoji hangisidir diyor. Şimdi buradan beni hayal kırıklığına uğrattığını anlatan emoji ikon hangisi biliyor musunuz? Şu birinci değil, kesinlikle bunu biliyorum da. Bir de arkadaşlar şu var ya, bakın şu üçüncü, sonuncu yani. Bunda herkesin yanlış bildiği bir şey var. Burada yalnız o gözyaşı değil herhalde, ter olması lazım onun. Hani o yüzden ben bu diye düşünüyorum. Yani üzgün olan, beni hayal kırıklığına uğrattın anlamına gelen emoji. Bunda ter abi, bu gözyaşı değil ki. Hani bu biraz endişeli, böyle hafif endişeli anlamına geliyor benim bildiğim. Şu ter ya, bu gözyaşı değil, bak zaten gözden çıkmıyor. Hani ben de bunu eskiden öyle sanıyordum ama ben bu diyorum. Abi çok saçma bence bu, hani burada bir yanlışlıklar, çünkü ben bunu gerçekten hani şey diye biliyordum. Harbiden böyle üzgün anlamı taşıdığını biliyordum ama burada bir hafif endişe anlamı var ve o ter olması lazım. Buradan akan. Şuradan abi ter akar yani. Hani, şuradan gelir ter böyle akar. Hani şu gözyaşı şuradan akmaz ki abi, şuradan. Neyse, ifadesiz insan anlamına gelen emojiye bakalım. İfadesiz insan hangisi olabilir acaba? Şunu direkt eliyorum. Zaten hiç kullanmadığım bir şey. O yüzden eliyordum belki de, bilmiyorum. Hani bunun ne anlamına geldiğini bilmiyorum aslında. Ben hiç kullanmadığım bir şey. Evet, şimdi bakalım. Bu mu bu mu acaba? Hani bu ya. Bu hiçbir ifade yok. Baksana bu bence. Ama hani bu, bilemeyeceğim bence bunu. Bence bu da çok saçma bir şey. Şu bile çıkabilir yani. Anladınız mı? Bilmiyorum. Bunu hiç bilmiyorum ama işaretliyorum bunu. Aynen. Bu çıktı. Ya burada yanlışlık var mı yok mu bilmiyorum ama bu zaten emojiyi ben hiç kullanmadığım, bilmediğim için yorumsuz kalıyorum burada. Hani yanlışlık var mı yok mu hiçbir şey diyemeyeceğim. Burada bir karışıklık vardı zaten. Neyse, üçüncü neymiş? Farklı anlamda kullandım. Ha, tamam. Çak bir beşlik. Evet. Çak bir beşlik anlamına gelen emoji. Çak bir beşlik. Abi bu da bir dakika zor. Ya şu birinci değildir. Bak değildir dedim ya, kesin bu çıkar. Valla değildir dedim ya, bu çıkar. Çak bir beşlik bu değildir çünkü buradaki el aynı. Hani iki el birbirine çakıyor ama şimdi şey de olabilir, hani şöyle bir tane elini vermiş, böyle elini vermiş. Bu birinci olabilir aslında. Şunun olduğunu düşünmüyorum. Ama bu da olabilir ya. Hani şöyle de yapar mı bu insana? Çak bir beşlik falan yapar mı? Çok karışık bir soru ama ben birinciyi işaretleyeceğim ya. Vallahi doğru bilgi. Bak dedim ya, hani değildir değildir değil dedim ya, bu çıktı harbiden. Ya bunda da hani yorumum yok. Yanlışlık var mıdır yok mudur, ama birinci de kesinlikle arkadaşlar yanlışlık var. Ben bundan eminim yani. Hani beni hayal kırıklığına uğrattığın emojisi bu değil. Bu değil yani, asla bu değil. Evet, neyse dördüncüye geçelim. Memnuniyetsiz yüz. Yani hani memnun olmayan, böyle sofranan bir tip lazım bize. Evet, bunlardan hangisi olabilir? Tabii ki de arkadaşlar bu, evet. Bunu hiç kuşkusuz bunu işaretlememiz gerekiyor. Ve en sevdiğim emojilerden bir tanesi bu, aynen bu. Çok sevdiğim bir emojidir bu. Evet, sıradaki emojimiz neymiş? Sırıtan yüz. Evet, sırıtan yüz tabii ki de arkadaşlar budur. Bunu da düşünmeye gerek yok. Bu ikisinin alakası yok zaten sırıtan yüzle. Sırıtan yüz budur. Sırıt. Evet, görmedim ki anlamı taşıyan emoji. Bakalım hangisi? Görmedim. Aa, bu aslında karışık. Ama bak şunun olduğunu düşünmüyorum çünkü bu yeni bir emoji galiba. Evet. Bu yeni bir emojiydi. Bu iOS'lara yeni geldi diye biliyorum. Bakın şu hani en sondaki. Ya bu değildir. Hani bu yokken neyi kullanıyorduk? Bence bu da maymun ya. Hani görmedim, duymadım şey var ya maymundan. O bence bu. Bu ya, bu maymun. Şu değildir. Bu değildir. Görmedim ki bu, tamam aynen bu var, bunun anlamı farklı, aynen görmedim ki bu. Evet, bunu da bildik. Kaç tane bilemedik biz? İki tane mi? Ha, iki tane. İyi, yine iyiymiş. 5 tane, 6 tane de 2. İyi, 6'da 2 gidiyoruz, iyi. Şimdi stres, korku, panik gibi durumlarda, yani endişe edecek, soğuk ter döken emoji hangisiymiş? Yani soğuk ter dökmek anlamında kullanılan emoji. Bakalım şimdi, soğuk bu değil bir kere, şu değil. Bu tamamen üzgün anlamında, evet bu değil. Şimdi onun dışında da, evet bakın. Stres, korku, panik varsa endişe olması lazım. Bunu zaten elemiştik. Şu ikisi arasında da şu yani yine ter döküyor burada ama. Şimdi abi burada ter döküyor fakat hani burada bir stres, korku yok, panik yok. Burada var mesela ve bu da ter diyebiliyorum. Yani en başta söylediğim gibi şuradan akanın ter olduğunu biliyorum. O yüzden bunu işaretleyeceğim ama büyük ihtimal bu çıkacak. Bak görürsünüz. Bir dakika, işaretleyemedim. Evet yani var ya, bu testte bir şeylik var. Testte bir yanlışlık var bence. Evet, kucaklamak anlamına gelen emojimiz hangisiymiş? Bakalım, kucaklamak.
Kucaklamak. Kucaklamak bu. Tamam bu. Aynen. Şunun kucaklamakla bir alakası yok diye umuyorum. Şunu hani biraz baktım da yok bu ya. Kucaklamak budur herhalde, aynen. Güç ve dostluk. Güç ve dostluk. Güç deyince direkt şunu işaretleyeceğimizi sanmış şurada getirse ama bu. Güç ve dostluk budur. Aynen, tamam budur. Evet, çok iyi. Şimdi çok lezzetli anlamına gelen ifade neymiş? Çok lezzetli. Tabii ki de bu da. Bir dakika bakalım yine de. Tamam, bu olması lazım. Okey, kaç tane bilemedik? 3 mü oldu bununla beraber? Bakalım, aynen. 2'yi bilemedik herhalde. Bakayım. Evet, 1 ile 2'yi bilemedik. Bir de 7'yi bilemedik. Ama bunda bir yanlışlık olduğunu ben hala düşünüyorum. Neyse, 11'e geçelim. Zafer kazanmış. Evet, zafer kazanmış anlamı. Bu zafer işareti. Şimdi şu kızın yaptığını biraz düşünün de. Şu bir kere abi sinirden küplere dönmüş. Şey yani. Hani duman çıkıyor adamın burnundan. Bu değildir. Bununla alakası yoktur diye düşünüyorum. Bir de bu çıkıyormuş. Oha aman aman dedim. Tabii. Şimdi zafer kazanmış. Ya kızın yaptığı zaferle alakalı değil. Bu bence. Arkadaşlar neyse. Test bitince yorumlara da bakacağız. Büyük ihtimal yanlışlık olduğunu yorumlarda da söyleyecek herkes. Burada kesinlikle yanlışlık var yani. Hani bu kesinlikle yanlış. Şurada. Hadi tamam şunlara neyse dedim. Tamam mı? Hani bu bilemediklerim neyse. Bunlara bir hani fazla lafım yok. Ama hani şuna baktığımızda. Şimdi zafer kazanmışla. Şu sinirden küpe dönmüş burnundan duman çıkan adamın ne alakası var? Bir kere ben bu emojiyi hep kullanıyorum. O zaman bugüne kadar yanlış mı kullandım yani? Hani bu sinirlenmiş yerine kullanıyorum ben bunu. Ben sürekli bunu kullanırdım yani. Yanlış mı kullandım? Zafer kazanmış şeyimi atıyordum yani millete. Çıkış amacı iyi şanslar dilemek olan emoji hangisiymiş? Bakalım. Çıkma amacı iyi şanslar dilemek anlamına gelen emojiymiş. Evet, şimdi neyse anladınız. Şimdi iyi şanslar yani anlamı emojinin. İyi şanslar hangisi diler bunun? İyi şansları... Hani bu tamam işareti ama herhalde çıkış amacı falan deyince bu olabilir. Ya abi ben bir şey demiyorum, tamam mı? Bu testi kim yapmışsa, hangi editör yapmışsa yanlış yapmış. Ben buradan kesinlikle emin bir şekilde konuşuyorum. Yanlışlık var burada. Hangi emojinin ne anlama geldiğini gösteren bir site olması lazımdı arkadaşlar. Oradan hani baktığımızda da ben bu testin şey çıkacağını düşünüyorum. Yanlış çıkacağını düşünüyorum. İyi şanslar dilemek bok işareti olamaz yani. Poop olamaz yani. Ya ben bundan eminim. Şimdi konuşması bitmiş, son sözünü söylemiş anlamına gelen emoji hangisi? Arkadaşlar konuşması bitmiş, son sözünü söylemişten kastı deyince şu ortadaki. Evet, kesinlikle bu ortadaki olması lazım. Çünkü bunlar hani son sözünü söylemiş, konuşma bitmiş şeklinde değil. Bunlar şaşırma tamamen. Şu sonuncu şaşırma ya. Hani burada bir şaşırma anlamı var. Bu bence. Evet, kesinlikle bu. Ya bu yemin ediyorum yanlışlık var. Testte yanlışlık var ya. Yemin ediyorum var ya. Ya abi bir kere bu. Hani şu doğru çıkan şık. Bu ne biliyor musunuz? Hani şaşırmış. Böyle diyor. Böyle duruyor. Yani bu nedir? Hani şaşırmıştır anlamıdır. Tövbe bir dakika etrafı hocam. Şaşırmıştır yani bu. Hani ama bu benim seçtiğim. Hani ne yapıyor orada? Şeklinde yapıyor. Ana konuşması bitmiş. Diyor. Anladın mı hani böyle? Gözleri de kapanmış. Hani konuşması bitmiş. Son sözünü söylemiş de sen ne yapar? Böyle mi yapar? Böyle mi yapar? Böyle mi yapar o ya? Saçlarını böyle kaldırır mı? Ne yapar? Böyle yapar. Veya hani dil çıkartır böyle falan yapar, anladın mı? Gözünü kapatır yani hani böyle. Ya bence bu. Buydu. Burada kesinlikle yanlışlık var. Kesinlikle. Azlık veya küçüklüğü ifade eden emojiyi bulabilir misin diyordu. Ben de bunu seçtim. Hani doğru cevap bu. Ama arkadaşlar burada da yanlışlık var. Niye onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın. Azlık veya küçüklüğü nasıl ifade edersiniz? Şöyle ifade edersiniz ama şöyle yaparsın. Şöyle ifade edersin değil mi? Hani az şöyle küçük dersen şöyle. Ellerin nerededir diğer parmakların? Hani şu iki parmak dışındaki diğer parmak nerededir? Bak kapalıdır, gördün mü? Burada açık yani şekil şu değil mi? Bu arkadaşlar muazzam güzel işaretidir bu. Bu. Çünkü parmaklar açık, bakın şu parmaklar. Muazzam işarettir bu. Anladın mı? Muazzam emojisidir bu. İfadesidir. Şimdi hani parmaklar kapalı olunca şöyle küçüğü gösterirsin. Parmaklar kapalı olunca. Burada yine yanlışlık var. Hani doğru cevabı buldum ama yine yanlış burada. Evet, bu editör tamamen afallamış yani testi yaparken. Evet, son olarak uykusu gelmek anlamını taşıyan emojiyi bul, testi bitirelim demiş. Bence de bitirelim artık. Yanlış, yalan, yanlış bir test yani bu. Evet, şimdi bakalım uykusu gelmek anlamını taşıyan. Acaba şu an editör hani neyi seçmiş şeyinden çıkıyorum, yola çıkıyorum yani. Editör acaba hangisini uykusu gelmek şey yapmıştır? Yani hani emojinin gerçek anlamına göre değil de editörün şu an o an neyi seçtiğini şey yapıyorum. Bak. Çünkü yanlış test. Uykusu gelmek hangisidir? Uykusu gelmek. Uykusu gelmek.
Uykusu gelmek şu değil bir kere. Üçüncü olamaz. Ama editör kesin bunu seçmiştir. Hani şimdi bakarsın bu çıkar. Ama yok bu çıkmaz. Bunun o kadar da şey değil. Şu ikisinden biridir diye düşünüyorum. Uykusu gelmiş. Ya bunu seçeceğim ama bence bu çıkacak. Bak biliyorum bunun çıkacağını biliyorum şu an ha. Ya çünkü hani şu an bana daha yakın gelen yanlış oluyor her zaman. Bu yakın geliyor. O yüzden bu doğru çıkacak diye düşünüyorum ama yok budur ya. Evet onu da yanlış bildim. Neyse 15'te 8 yaptık. Evet arkadaşlar 15'te 8 yaptık. Ama yani banko 2-3 tanesi bunun yanlıştı zaten testte. Onu da söyleyeyim yani tamamen hata yapmış buradaki editör. Testi yapan editör. Evet arkadaşlar yorumlara da baktığımızda yorumları okumayayım. Çünkü hani hakaret edenler var editöre karşı. O yüzden okumama gerek yok. Ama hani yanlış test yaptığını düşünmüş herkes. Bakın evet görmüş olduğunuz gibi bir tane bile tamamen doğru bir test diyen yok. Hani çoğu yanlış diyor herkes. Evet görmüş olduğunuz gibi. Hani iki tane hariç hepsi yanlış falan demiş bir tanesi. Evet, anlamıyordur. Saçma falan tarzı yorumlar gelmiş. Editör kafasına göre yapmış tarzı yorumlar da gelmiş. Evet, test yanlış yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çok saçma bir testle beraberdik. Yanlış bir testle beraberdik. Normalde önce testleri çok güzel oluyor ama bunun bence hiç alakası bile yoktu yani. Cevapların hani gerçeklikle hiçbir alakası yoktu. Diyorum ve kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Artık videoları böyle bitireyim mi? Böyle bitireyim bak. Bak böyle bitireyim bak.